Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Yeşilçam filmlerin nerede çekildi serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda Türkan Şoray filmi olan Sultan filminin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Sultan filminin çekildiği evin içerisindeyiz. Sultan filmi 1978 yılında gösterime girmiştir. Yönetmeni Kartal Tibet olan filmin senaryosu Yavuz Turgul'a ait. Filmde Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen, İlyas Salman, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar ve İhsan Yüce gibi birçok kişi yer almıştır. Senaryosu Yavuz Turgul'a ait olan filmin müzikleri Cahit Berkay ve Yavuz Turgul'a aittir. Sarıyer, Rumeli Hisarüstü, 6. sokaktayız. Sultan filmi işte bu evde çekilmiştir. Film çekildiğinde buralar tamamen Gecekondu mahallesiymiş. 4 çocuklu dul bir kadın sultanı canlandıran Türkan Şoray'ın evi işte bu evdir. Filmde gördüğümüz bakkaldan, kahvehaneden ve çeşmeden artık eser kalmamış. Hepsi yıkılmış. Yerine yeni binalar yapılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arşiv fotoğraflarından bu mahallenin 1982 yılında havadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmak istiyorum. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin 1946-2017 arasındaki kadastro çalışmalarında çektiği fotoğrafları sırasıyla göstermek istiyorum. Yeniden eskiye doğru sizler için sıraladım. Bu filmde Gecekondu mahallelerinde komşuluğun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dayanışma içerisinde hepsinin bir aile gibi olduklarını görüyoruz. Ancak günümüzde ne komşuluk kaldı ne de dayanışma. Günümüzde komşusunu rahatsız edenlerden tutun da komşusunu çekemeyip düşmanlık edenler var. Konumuzun dışına fazla çıkmak istemiyorum ama bunlar gerçek. Filmin sonunda sultanın kazma ile camlarını kırdığı ev burasıdır. Ancak duvarlarını yıktığı ev bu ev değildir. Burada yıkılmayı bekleyen evlerden biridir. Evin kapısı, pencereleri halen duruyor. Ancak yan taraftaki esnaf demir parmaklıkların çalındığını söyledi. Ev tamamıyla kullanılamayacak durumda. Evin önünde bulunan beton bile zamana karşı duramamış. Hatta üzerinde otlar bile büyümüş. Filmde gördüğümüz evler içerisinde sadece bu ev kalmıştır. O dönemlerde Rumeli Hisar üstünde onlarca film çekilmiş. Ancak hiçbirinin çekildiği yerlerden eser kalmamış. Hepsi yıkılmış. Yerine apartmanlar yapılmış. Film çekildiğinde henüz ikinci köprü olarak geçen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevre yolu yokmuş. Çevre yolunun geçtiği yer tamamen yıkılmış. Onlarca filmin çekildiği yerlerin üstünde
artık çevre yolu var. Birçoğumuzun hemen hemen her gün gelip geçtiği yer bir zamanlar film platosu olarak kullanılıyormuş. Zaten filmde de köprü ve çevre yolu işleniyor. Hatta filmin konusu da ikinci çevre yolu ve köprüyle bağlantılı. Sultan ile Kemal'in çamurda kavga ettiği yer işte arkamda görmüş olduğunuz bu yoldur. Tabi o zamanlar buralarda betondan bir eser yokken şimdilerde ise toprağa hasret kalmış bir şekilde. Sultan'ın evi de olmasa bu bölgede toprak göremeyecektik. Sarıyer, Rumeli Hisarüstü, Türkenşoray İlkokulu'ndayız. Buraya kadar gelmişken bu okuldan da bahsetmemek olmazdı. 1973 yılında sinema sanatçımız Türkenşoray tarafından yaptırılan bu okul, o yıllar tek katlı, 5 derslik olarak eğitime başlamış. 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 katlı ek bina yapılmış ve burada bir sokağa sanatçımızın ismi verilmiş. Sanatçımıza eğitime verdiği destekten ve önemden dolayı kendisine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tarabya'da incek var. Tarabya'da incek var. Dur be, ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Tarabya sahilinde Yeniköy Tarabya Caddesi'ndeyiz. Filmde minibüs şoförlüğü yapan Kemal işte burada Sultan'ı ve arkadaşlarını indirir. Filmde Kemal'in minibüsündeki kartuş teypler artık yok oldu. Tarihe karıştı. Yeni gelen nesil bunları hiç bilmeyecek. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeniz yeterlidir. Instagram hesabımdan zaman zaman Yeşilçam ve nostalji içerikler paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.